Mutlu akşamlar sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, futbol zamanı ile karşınızdayız. Bir cuma akşamı yine futbol konuşacağız. Haftanın programıyla başlayalım dilerseniz. Süper Lig'de yine kritik karşılaşmalar oynanacak. Haftanın programı gelsin şimdi ekranlara ve hemen programımıza, yorumlara geçelim vakit kaybetmeden. Evet, bu akşam saat 18'de Binatlı Türk Ocağı'nı ağırlayacak ve Turgay Misk orta hakemliğini yapacak. Açılış maçı Binatlı ve Türk Ocağı arasında. Cumartesi günü 4 karşılaşma var. Yeni Cami Bafı Ülküyurdu Osman Özpaşa, Esentepe Küçük Kaymaklı Ali Özer, Girne Halkevi Mausa Türk Gücü Kerem Eran, Gençlik Gücü Cihangir Mustafa Öztugay ve pazar günü 3 karşılaşma var. Gönyeli Çetin Kaya, Utku Hamamcıoğlu, Doğan Türk Birliği Lefke Hüseyin Eyüpler ve Gençler Birliği Merit Alsancak Yeşilova, Hakan Muhtaroğlu orta hakemliğini yapacak. Evet, bu haftanın karşılaşmaları bu şekilde ekranlarınıza da yansıdı. Hemen puan durumuna bakalım dilerseniz. Yeni Cami o 24 puanla zirvedeki yerini koruyor. Hemen arkasında Mausa Türk Gücü 19 puanlı var. Bafı Ülküyurdu 3. sırada 17 puanda. Cihangir 14. 13 puanlı iki takım Türk Ocağı ve Gönyeli. 7. sırada Doğan Türk Birliği 12 puanı var. Binatlı 10 puanda. Gençlik Gücü Lefke, Çetinkaya 9 puanları var. Merit Alsancak, Yeşilova Küçük Kaymaklı 8 puanı paylaşıyor. Girne Halkevi 6, Esentepe 4 ve Gençler Birliği ise son sırada 3 puanda bulunuyor. Evet, puan tablosu da 9. haftaya girerken bu şekilde oluştu. Bu hafta yine zirveyi ilgilendiren önemli karşılaşmalar var. Hepsini değerlendireceğiz sevgili Canip Coğlu ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Evet hocam, 8 haftayı geride bıraktık. 9. hafta Yeni Cami zirvedeki yerini koruyor ve hafta içerisinde konuşulan bir rekor olayı var. 8 haftadır kaybetmeyen namağlup bir Yeni Cami rekor kırmak istiyor. Tabii ki siz bu işe yıllarınızı verdiniz. Rekoru hangi haftada kıracağını sizden öğrenelim. Yani 10 haftanın üstü mü hocam sanıyorum? 13 maç var. Yanılmıyorsam Türk Gücü'nün 14 takımlı bir ligde, yanılmıyorsam, çok emin konuşmayayım ama Türk Gücü'nün böyle bir rekoru var. Tabii ki bu galibiyetler serisi Yeni Cami açısından çok önemli. Fakat eğer bu kafa yapısıyla oynuyorsa Yeni Cami, hedef olarak düşünebilir bunu ama bu kafa yapısıyla oynuyorsa stres de gelebilir. Dolayısıyla önce maçlarını kazanmaya odaklanıp ondan sonra olayın gelişini takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni Cami'nin şu anki izlediği yol iyi bir yol. Eleştirdiğimiz dönemler de olabilir ama sonuçta da 8'de 8 tabii canım, yani takdire şayan bir olaydır. 8'de 8 yapması. Pazartesi akşamı Doğan Türk Birliği gibi zor bir deplasmanda 3 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen çıktığı bir karşılaşmada golü 16. dakikada falan bulup 90 dakika üstünlüğünü sürdürmesi ve Girne'den istediği 3 puanla dönmesi bence Yeni Cami için her şeye değer bir skor. Ben bu yüzden şu anki kadarki performansından dolayı Yeni Cami'yi de kutlamak isterim. Evet, ilk maçımızı Binatlı Türk Ocağı ile başlayalım. Bu akşam oynanacak, 18'de başlayacak. Karşılaşmaların saatleri de değişti, onları da aktaralım Can Hocam dilersen. 18'de başlayacak gece oynanacak karşılaşmalar, gündüz karşılaşmalar da 14'e alındı. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, Binatlı bakıyorum hocam 8. sırada ve Türk Ocağı da 5. sırada. Aslında Türk Ocağı galibiyetlerine devam etmek istiyor. Binatlı'nın da mutlak puana ihtiyacı var. Kendisine yer etmek adına nasıl bir karşılaşma bekliyor vallahi bizi? Vallahi Lefke gibi bir önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmesi Türk Ocağı'nın çok önemliydi. Son haftalarda iki takım da üst üste galibiyetler alıyor. En azından 2 haftadır, 3 haftadır puanları hanelerden yazmaya devam ediyorlar. Ama bu akşam bir tanesinin kırılma maçı olacak. Yani berabere biteceğini çok fazla tahmin etmiyorum. Evet. Çünkü iki takım da gola açık takımlar. Gol atmayı seven takımlar. Gollü bitecek olan bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Binatlı kendi sahasında mutlaka kazanmak için daha istekli, daha arzulu taraftarlarının önünde oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir gece maçı, Türk Ocağı'nın da motivasyonu bu anlamda oldukça iyi olacak. Nasıl bir sonuç çıkacak ortaya hiç bilmiyorum ama güzel bir maç izleneceğini, en azından güzel yurta giden taraftarların, futbol severlerin gol izleyeceği bir karşılaşma olarak görüyorum. Eşit, denk güçleri mücadelesi şeklinde geçecek. Her ne kadar da Türk Ocağı 5. sırada, Binatlı 8. sırada da her iki takım da son haftalarda bir
ivme kazandı. Aldıkları sonuçlar ortada. Bakalım Binatlı geçtiğimiz hafta kazanmış mı hocam? Onu kontrol edelim. Evet 3-0. Kazandı. O da Çetinkaya galibiyeti var. İki kazanan Lefke'yi. Takımın maçı olacak. Evet, iki kazanan takımın maçı. Güzel bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Yani gidecek olanların. Evet iki takıma da başarılar dileyelim. Ve haftanın maçını konuşmaya başlayalım. Bizi izleyen seyircilerimiz de merakla bekliyordu. Çünkü zirveyi ilgilendiren bir karşılaşma. Tabii ki geçtiğimiz haftada Yeni Cami'nin rakipleri Doğan da birebir rakibiydi. Kazanmak istedi Doğan ama olmadı. Mansur Türkgücü Yeni Cami'nin kazanmasını, kaybetmesini istediği olmadı. Ve Bafül Kür da tabii ki en yakın rakiplerinden biri. Ama Yeni Cami yoluna devam etti. 3 hafta üst üste Yeni Cami'nin zorlu bir periyot beklediğini konuşmuştuk hocam. Birinci aşamaya geçti Yeni Cami. Doğan Türk Birliği'nde maçından zaferle ayrıldı. Bu hafta da Bafül Kürdün'ü ağırlayacak. Tabii ki Bafül Kürdün Yeni Cami'ye göre belki daha genç bir kadrosu, daha tecrübesiz bir ekibe sahip ama Bafül Kürdün'ün da yakaladığı çok önemli bir çıkış var. Nasıl bir karşılaşma bekler bizi? Yeni Cami bu hafta bir mağlubiyet tadar mı yoksa yoluna devam mı eder kayıpsız bir şekilde? Neler düşünürsünüz? Yani şimdi bir kere 17 puanlı Bafül Kürdün saygıyı hak eden bir takım. Bazı eksikleri olduğunu biliyorum. Hüseyin Hürben ve Azat Tipin bazı nedenlerden dolayı. Yani biri söyleyelim görevlerinden hocam, itibariyle polis ve asker olmaları çünkü nedeniyle. Çünkü problem varmış gibi algılanmasın. İzin problemi yaşıyorlar. Evet ama izin yani keşke böyle olmasaydı. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsünüz. Mutlaka. Yani sonuçta spor için, futbol için mutlaka izin verilecek. Mutlaka ama böyle durumda da yaşadık birkaç kere sanıyorum ülkemize izin verilmedi. Sonra düzeltildi. Evet. Şu an yine bu sorun. Ama şimdi eğer biri polis okuluna yeni girdiyse, diğeri askere yeni girdiyse o konularda biraz sıkıntı başlangıçta yaşanabilir. Onların eksikliği mutlaka Bafül Kürdün gibi bir takım için önemli bir eksiklikler olacak. Yeni Cami'de Önal dönüyor. Olanın durumunu tam bilmiyorum. Geçen hafta oynamamıştı. Salih'in birkaç haftaya ihtiyacı var daha. Salih olmayacak. Ama güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Birbirine benzer iki takımın mücadelesi şeklinde geçecek diye düşünüyorum. Çünkü yani bir sistemle oynuyor. Hem Bafül Kürdün hem Yeni Cami. Aralarındaki tek fark tecrübe farkı. Yani Yeni Cami'nin tecrübeli eleman sayısı Bafül Kürdün'e göre biraz daha fazla. Çünkü Bafül Kürdün daha genç bir takım. Ama ligde gerçekten elinden gelenin fazlasını yapan, güzel sonuçlara imza atan ama hata yapmaya da açık bir takım olarak görüyorum ben Bafül Kürdün'ü ki geçtiğimiz yıl dikkat ettiysen sezonun en güzel maçlarından biri oynanmıştı. Güzelyurt'ta Bafül Kürdün ile Yeni Cami arasında 5-4 biten bir karşılaşmadan bahsediyorum. O maç unutulmadı. Genellikle iki takım arasında oynanan maçlar gayet güzel geçiyor anladığım kadarıyla. Son yıllarda özellikle. Ama Yeni Cami'nin kendi sahasında, büyük sahada, Atatürk'te alan bulduğu bir saha olarak değerlendiriliyor. Yeni Cami bu tip sahaları çok sever. Ben biraz daha kazanmaya daha yakın görüyorum. Yeni ama Cami. Tabii ki Bafül Kürdün'ün kazanması benim için herhangi bir sürpriz olmaz. Haftanın sürprizi skoru olabilir. Çünkü Yeni Cami ilk kez yenilmiş olacak. İlk kez belki puan kaybetmiş olacak. Dolayısıyla o anlamda dikkat çeken bir skor olarak dikkat çeken bir skor olarak önümüze çıkabilir ama maçın skorunun Bafül Kürdün lehine sonuçlanması asla sürpriz olmamalı. Çünkü eğer sürpriz olarak kabul edersek Bafül Kürdün'ün bu 8 haftalık mücadelesine saygısızlık yapmış oluruz. Dolayısıyla hocam gücüne size katılıyorum ben Bafül Kürdün'ün. Bu arada bir son dakika haberi. Azat için izin alınabilir. Azat oynayabilir yarınki karşılaşmada. Bu maçla ilgili tabii benim farklı bir düşüncem var. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Tabii benimkisi de sadece tahmin. Şimdi Bafül Kürdün ligde bulunan konuma bakarsam ya ben Bafül Kürdün'lü bir oyuncu olsam ligde 17 puanım var ve 3. sıradayım. Evet. Şu anda benim liderle maçım olacak ve kazanmam halinde hem aradaki puan farkı açılacak hem de gene zirveden kopmamış olacağım. Doğru. Bu genç oyuncular için büyük bir motivasyon kaynağıdır hocam bana göre. Bu nedenle de Bafül Kürdün takımı bu maça hazırlanırken bu motivasyonla, bu inançla bu maça çıkacak ve tabii ki istediği oyunu da sahaya yansıtırsa kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ve yüksek olduğunu düşünüyorum. Neden? Yeni Cami zaten kazanmaya alışmış bir takım. Evet.
elbette ki kazanmak için çıkacak ama Bafülkürdü'nün sahaya çıkacağı o inanç, o motivasyon, yani onlarda olan o motivasyon Yeni Cami'de olmayacak gibi düşünüyorum. Çünkü Bafülkürdü belki de 8 haftada ilk 3'te olmayı olacaklarını düşünmemişlerdi. Olabilir. Evet, koşan, mücadele eden bir kolej havasında olan bir takım ama belki de ilk 3'te olabileceklerini tahmin ettiler. Ama şu anda geldikleri nokta önemli bir yer. Bu maçta hocam bana göre ya Yeni Cami farklı kazanacak bu maçı. Benim tahminim ya farklı kazanacak ya da bu maçtan Bafülkürdü puanla ayrılacak. Olabilir hocam. Yani, bunun dışında gibi, işte Yeni Cami hani 1-0, 2-0 kazanır gibi skorlar çıkacağını düşünmüyorum. Olabilir. Çünkü Yeni Cami'nin özellikle Türk Gücü maçını da düşünerek belli bir skoru yakaladıktan sonra tempoyu düşürttüğü o anlar ecel terleri döktürse de taraftarlarına böyle bir oyun yapısını da destekleyebilir Yeni Cami teknik heyeti. Dolayısıyla ben Yeni Cami için, tabii Bafülkürdü'nün söylediğin motivasyon unsuru Yeni Cami için başka bir yöndedir. Yani Yeni Cami de 8'de 8 yaptıktan sonra kayıpsız yoluna devam etmek ister. Yani 9'da 9, 10'da 10 yapabilirse tabii ki. Bunları düşünerek, yani Yeni Cami'nin de bir motivasyon sorunu var. Hem şampiyon olmak istiyor, hem de galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla ben iki takım arasındaki benzerliği söyledim. Sistem takımı ikisi de. Evet. Biri daha genç, biri daha tecrübeli. Tecrübe farkı var iki takım arasında. Yeni Cami'nin avantajı bu, tecrübe farkı. Tecrübe çok önemlidir futbolda. Diğer şekilde de bir başka avantajını daha söyleyeyim. Tabii kendisi aslında oynayacağı için avantajlı. Yani Atatürk Stadı'nda oynayacağı için avantajlı. Belki Atatürk çünkü Stadyumu'nun dediğiniz gibi büyüklüğü, alışmış olması ama seyirci avantajının düşünmüyorum. Çünkü Bafülkürdü seyircisi de en az Yeni Cami seyircisi kadar bu maça ilgi gösterecektir. Zaten bizim ülkemizdeki seyirci potansiyeli nedir ki? Aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı eşit seviyededir seyirci faktörü. Kaldı ki geçen hafta da Doğan Türk Birliği için böyle bir şans vardı. Hı hı. Yani aradaki yenip aradaki puan farkını 6'ya düşürtmek gibi bir şans vardı. Kendisi aslında oynayacağı bir maçtı. Fakat o 6 puana düşmediği gibi 12 puana çıktı. Yükseldi. Dolayısıyla ama hocam şimdi Doğan hem hedefini koyarken hedefi şampiyonluktu. Kadrosunu zaten çok önemli isimler var Doğan Türk Birliği'nde. Buna rağmen olmadı ama Bafülkürdü şampiyonluk hedefiyle yola çıkmadı. Ama şu anda ilk 3'te ve bunun getirdiği motivasyon özellikle genç oyuncularda ben çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka tabii ki onların da maçı koparmak için mutlaka nedenleri vardır diye düşünüyorum. Bafülkürdü'nün kırılgan bir yapısı var ama. İşte yani son haftalarda Yeni Cami maçı olabilir. Farklı kazanacak. Evet. Ya da Bafülkürdü çünkü puan alacak ben, diyorum. Çünkü ben Gençlik Gücü karşılaşmasını, Defkoş'taki Gençlik Gücü karşılaşmasını böyle bir hatırladım. Yani 2-0'dan galiba bir anda oyun farklılaştı. 2-2 oldu. 3-2 kazandılar. Öyle bir durum var. Kolay gol yiyebilen bir takım diye gördüm en azından. Ama tabii ki bu belki o maçlık için öyleydi. Ama ben Kemal Yürekli'yi dinledim de daha sonraki Esenteve maçında da çok fazla oyundan memnun kalmadığını belirtmişti. Kemal Hoca bazı aksilikler olduğunu söyledi. Dolayısıyla onlar düzeldilerse tabii ki daha dirençli bir Bafülkürdü izleyebiliriz. Evet, hakem Osman Özpaşa geçtiğimiz hafta burada söylemiştim hocam. Bu hafta bu maça Osman Özpaşa verilir. Haftaya Yeni Cami MTG maçına da Fehim Dayı verilir. Ben de bir şey söylemiştim. Madem hakeme döndün. Evet. Utku'nun da Yeni Cami Doğan Türk Birliği maçını çok kötü yönetmediğini herkes söyledi. Evet. Onu yani, soracağım hocam size. Yani gerçekten iki tarafta eleştiriler vardı. ben o maçla maçı ilgili... Maçı var mı Utku Hamamcıoğlu'nun bakalım? Kötü var yönet. Hocam. Verdi. Maçı var. Demek ki maçın yani skoruna tesir etmediği için ve belki de gözlemcinin yazdığı raporlarda... Bu mudur hocam sadece? Yani skora genellikle şey bizde genellikle olur. Evet. Genellikle öyle düşünür. Çok basit düşüncelerle idare ediliyor kurumlarımız. Dolayısıyla Utku'nun kötü maç yönettiğini yalnız ben değil herkes söyledi. Çünkü nasıl birçok görüş hocam? De aldım. Ben de bunu anlayamam. Yani bu konuda birçok görüş hocam. De aldım. Yani Gönyeli-Çetingaya maçını siz önemseyemem diyemezsiniz eğer o sebeple vermişseniz Utku Hoca'nın yani maça. Ben bilemiyorum. Yani Utku MHK'nin şu anda prensi gibi görülüyor. Ama umarım zamanında Gökhan Koşer'in yaşadıklarını Utku da yaşamaz. Çünkü Utku bu yıla iyi başlamamıştır. Ve Doğan Türk Birliği Yeni Cami verilerek bence hak etmediği bir ödülle karşı karşıya gelmiştir Utku. Çünkü ilk 8 haftanın en önemli maçına dinlendirilmiş, senin tarafından dinlendirilmiş bir hakemi vermeyeceksin. Dinlendirilmemiş bir hakem verebilin o hata yapsın. Doğru, eşit bir adaletli tayin değildi o.
Bunu gene söylüyorum. Karşıma gelsinler, yüzlerine karşı da söylerim. Sizin gibi düşünmüyor demek ki MHK. Yani maç verildiğine göre, dinlendirilmediğine göre. Hayır, yani ben hayır, maçı katletmediği düşüncesinde olduğu için vermiştir. Yani fahiş hata yapmadığına inandığı için vermiştir. Oysa tüm izleyenler, tüm yorumculardan olumsuz puan almıştır Utku. Olumsuz bana puan almış. Yorumlarda, bildirimlerde bu şekilde hocam. Yani yalan mı söylüyorsun? Hem de estağfurullah, hem de yani. Maçta değildim ama evet. canlı yayın yapan bir arkadaşımız vardı. Evet. Aldığım duyumlara göre zaten önce yeni camiler bir tepki gösterdi hakeme. Son dakikalarda da evet. Resmen hakeme. İki taraf da memnun değil. Bir evet. Bağırışma vardı yani, bayağı bir. Yani işte böyle devam ediyor. Yani bu tayinler devam ederse birinin başına bir kabak patlayacak ama umarım sonu Gökhan Köşer gibi olmaz. Çünkü yani o da çok yılın en iyi hakemlerinden biriydi Gökhan. Eğer Utku Hoca yani kötü yönetmişse dinlendirmek de aslında ona kötülük yapmak değildir. Bunda yani herhalde bunu kötülük olarak görür Merkez Bilmiyorum. Hakem Komitesi diye düşünürüm ama bu maça dediğimiz çıktı hocam, sizin dediğinizde çıktı. Osman Özpaşa verildi, haftaya da Fehim Dayı ilan edildi. Orası söyledin. Ondan yeneceğim MTG maçında. Zaten bellidir MHK'nin evet. İzleyeceği yol belli oldu sevgili Ebru. Artık biz de atamalar tayin edebiliyoruz. Üç aşağı bir, oysa bizim tahmin edemeyeceğimiz, keşke evet. Öyle bir duruma gelse MHK'de edemediğimiz bir hakem, tahmin edemediğimiz bir hakem yönetse. Hangisi maçın olur desek? Bak mesela. Sen ne güzel geçen hafta doğrudur söyledin. Osman Özpaşa veya Fehim Dayı ikisinden biri dedin. Ama dedin Fehim Dayı MTG maçında olacak. Şimdiden söylüyoruz. Ama Bafur Kürdü yenice maçı da önemlidir dedin. Ona da Osman Özpaşa'yı verecekler dedin. Nitekim demek ki ilah olmaya gerek yokmuş. Yani birbirine keşke tahmin eder. Edemezsek doğru söylediniz. Evet, iki takıma da başarılar dileyelim. Gerçekten zirveyi ilgilendiren önemli bir mücadele maç olacak. Seyirci ilgisi de çok olacaktır. Evet. İnşallah hava da güzel olur dileyelim hocam. Ve Esentepe Küçükkaya maçını konuşalım. Esentepe kendi evinde daha dirençli, daha diri bir takım olarak duruyor ama dışarıda sergilediği oyuna bakarsak şu anda geçen hafta siz de izlediniz. Özellikle geçen hafta sergilediği mücadele kötüydü. Kötü bir oyun sahaya yansıttılar. Küçük Kaymaklı da o da kötüydü. Kötü bir oyun sahaya yansıttı Gençler Birliği karşısında ama son dakika bulduğu golle kazanmasını bildi. Gerçekten onlara ilaç gibi geldi bu 3 puan. Nasıl bir maç olur hocam? Esentepe'de Küçük Kaymaklı'nın şansını nasıl görürsünüz? Veya Esentepe gerçekten evinde farklı oynuyor. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Yani geçen hafta Cihangir maçında sergilediği futbol son 10 dakika hariç. Ki o da son 10 dakikada Cihangir'in bir telaş yapması neticesinde bir baskı, 2-1 olduktan sonra bir baskı oluşturmuştu. Ama 80 dakikalık periyotta izlediğim Esentepe gerçekten çok da göze hoş olan, insanı oynadığı futbolla mest eden bir takım hüviyetinde değil. Ha, kendi sahasında nasıl bir oyun yapısı izler taraftarının önünde bilemem ama Küçük Kaymaklı'nın geçen hafta Gençler Birliği karşısındaki maçını izleyen sensin. Evet. Beğenmediğini söyledin. Evet, evet. Olabilir ama yavaş yavaş Asare'nin takıma dönmesi, Bello'nun son 10 dakika oyuna girip görev alacak olması. Ben Küçük Kaymaklı'yı biraz daha yakın görüyorum galibiyete Esentepe karşısında. Çünkü Küçük Kaymaklı gol atmayı arzu eden bir takım. Yani gerçekten ama öyle. Ben öyle görüyorum. Gol yollarında etkisiz olmasının nedenlerinden bir tanesi çok uzun bir haftalar sonra Asare'nin takıma dönmesi. Olmadı. Ki bir hafta daha geçti üzerinden. Bence daha iyi duruma gelecek. Çünkü Paul Asare çok gerçekten iyi bir futbolcu. Bello da bence ağırlığını koyacak artık yavaş yavaş. Sıkıntısı bittikten sonra. Sakatlık sıkıntısı neyse. Ben Küçük Kaymaklı'nın golü daha fazla düşünen bir ekip olması hasebiyle deplasmanda oynaması bence çok büyük bir sorun oluşturmayacak. Ve alacağı 3 puanla biraz daha nefes alacak gibi geliyor bana Küçük Kaymaklı'nın. Tabii hocam biraz da iki takımda özellikle Esentepe'ye baktığımda gerçekten oynadılar. Onu hiç beğenmedim. Bunu açıkçası söyleyebilirim. Kadro belli. Tabii ki Necdet Hoca yeni takımın başına gelmiştir ama belli bir kadro yapısında bana göre fazla bir açık futbol oynama düşüncesi ya da bu haftayı belki bu şekilde oynattı ama daha kapalı çizgi halinde savunma oynatmaya çalıştı. Çok tehlikeli. Evet. Çizgi halinde savunma oynattı Necdet Hoca. Bence arkaya çok toplar kaçırdılar. İşte o çizgi savunma. Evet. Birlikte yani, izledik. Bu artık bilmiyorum değiştirecek günümüz futbolunda bu savunma artık ortadan kalktı diye düşünüyorum. Ben yani
böyle eskiden Mausa Türk Gücü özelliği var. Mausa Türk Gücü'nde bu özellik vardı. Yahu savunmaya rakip takım forvetlerini çok düşürdü. Çizgi savunma yapardı. Ama artık o günümüz futbolunda bitti. Mausa Türk Gücü bile öyle oynamaz artık. Düşünebilir misin? Ki Mausa Türk Gücü'nün en büyük özelliğiydi bu. Gerçekten herkes, yani futbolla ilgilenen, maçlara giden her seyirciye sorduğumda Mausa Türk Gücü'nün bu özelliğini sahaya ezbere söyleyebilirdi. Çünkü gerçekten öyleydi. Ama artık öyle bir futbolda öyle bir özellik yok. Evet, biraz eskide kalmış ama tabii belki bu hafta Necdet Hoca da bunu izledikten sonra tabii Cihangir'in de geçtiğimiz haftaki o panik halleri olmasaydı o son 10 dakikayı da bulamayacaktı yani SNTP. Tabii, çok panik yaptığı için Cihangir biraz daha SNTP üzerine gidebildi. Gerçek Küçük Aymaklı'dan da artık insanlar daha iyi bir oyun ortaya koymasını bekler. Forvet alanında özellikle çok sıkıntısı var. Son paslarda çok sıkıntısı var bana göre hocam. Doğru paslara kullanamıyor oyuncular. Genç oyuncuların biraz daha futbolu izleyip biraz daha akıllı pas kullanması gerektiğini düşünüyorum. Neden ise pozisyon içerisinde sanki elleri ayakları karışıyor gibi yanlış yere paslar atıyor çok Küçük Kaymaklı oyuncuları. Herhalde Serhat Hoca buna bir önlem alacaktı. Yani geçmiş yıllardaki Küçük Kaymaklı'yı artık özler olduk. Onu söylemek lazım. Maaşlar da ödendi, bunu da söyleyelim. İki haftadır söyledi oyuncuların maaşları almasında, maaşlarının geciktiğini. Tüm oyuncuların maaşlarını aldığı bilgisini edindik. Buradan da duyurmuş olalım. Bu motivasyonlar da olacak Küçük Kaymaklı'nın. İki takıma da başarılar dileyelim hocam. Girne Alkevi, Mausa Türk Gücü maçına geçelim. Mausa Türk Gücü'nün puan kaybı lüksü yok. Çünkü Yeni Cami'yi hemen en yakın puanla takip etmek istiyor. Bir sonraki hafta çok önemli maçları var. Bu maçtan alacağı herhangi bir beraberlik veya kaybetme bir sonraki haftaki maçın önemini kaybetmesini şimdi sağlar. Hem kendi Girne Alkevi ile oynayacak, kendine göre daha zayıf bir takım. Hem Yeni Cami Bafülkürdü maçının skorunu bekleyecek. Hem de bir sonraki hafta Türk Gücü Yeni Cami maçı oynayacak. Yeni Cami'nin Bafülkürdü'nü kaybettiğini düşün. Yeni Cami'nin Bafülkürdü'nü kaybettiğini düşün. Türk Gücü'nün Girne Alkevi'nin yendiğini düşünelim. 2 puan. Türk Gücü Yeni Cami'yi yendiği anda lider olur. Dolayısıyla bu motivasyon çok önemli bir motivasyondur bana göre. Onun için Türk Gücü'nün galibiyeti tabii ki daha yakın görüyorum bu anlamda. Çünkü aklı belki maçta olacak. Bu arada Dino Peter yok Mausa Türk Gücü'nde. Olabilir. 4 sarı kart cezalısı, onu da söyleyeyim. Çok böyle Girne Alkevi maçında bence Yeni Cami maç öncesi Dino Peter bence bilinçli daha görmüş olabilir bu sarı kartı. Ki Yeni Cami maçına cezalı duruma düşmesin diye. Bunlar futbolun içerisinde olan şeylerdir. Takdir ederim ben doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü futbolda bazı hesaplar, kitaplar yapılmalıdır. Eğer şampiyonluk mücadelesi içerisindeysen veyahut da ligde kalma mücadelesi içerisindeysen. Bir sonraki hafta, hatta iki hafta sonraki maçı düşünmek zorundaydı. Mausa Türk Gücü teknik heyeti ve futbolcu. Bence bu Girne Alkevi maçında cezasını tamamlayıp Yeni Cami maçına cezasız girmek önemliydi onlar için. Tabii dolayısıyla ben Dino Peter'in çok önemli bir futbolcu olduğuna inanıyorum ama Girne Alkevi maçında da Türk Gücü'nü çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Dino Peter Yeni Cami maçında oynamalı. Girne Alkevi maçında oynaması da olur. Bu arada Mausa Türk Gücü'nde Arif'in haftalardır iyi performansı devam ediyor. Onu da söyleyelim hocam. Kaç haftadır oyuncuların söylemekte unuttuk. Arif bu yıl doğrudur söylediğin, doğrudur. Çok iyi başladı. İyi bir performansla devam ediyor. Diğer takımlar arasında aklınıza gelen olursa hocam söyleyin. Arada unutabiliyoruz. Çünkü başarıyı ya da iyi performansları söylemek gerekir. Doğru. Hatırlatmak gerekir bence. Öyle düşünüyorum. İki takıma da başarılar dileyelim. Ve Gençlik Gücü Cihangir maçına geçelim hocam. Yani şimdi Gençlik Gücü boş bir takım değil. Nitekim geçen haftaki Türk Gücü karşısında aldığı skor takdire şayan bir skordu. Yenilmiş olabilir. 4-0'dan 4-3'e getirmesi bile önemli. Deplasmanda şampiyonluk mücadelesi yapan bir takım karşısında. Her ne kadar da 4-0'dan sonra oyunu belki rolantiye almış olan bir Türk Gücü olabilir. Maçı izlemediğimiz için bir şey söyleyemem ama 3 gol atmak da önemli deplasmanda. Cihangir'in özellikle SNTV maçında 2-1'e geldikten sonra telaşlanması, yani gol yedikten sonra telaşa kapılması beni biraz şaşırttı. Çünkü çok tecrübeli. Uzun zamandır görmedik zaten böyle bir durumunu Cihangir'in. Evet, çünkü yani futbolda bu var normalde ama çok tecrübeli bir takım Cihangir. Özellikle savunması. Çok tecrübeli bir savunmaya sahip. Her ne kadar da genç bir kaleciyle yoluna devam etse bile şu anda Cihangir bu hafta. Tuğcan bu hafta oynar mı oynamaz mı bilemem ama. Yüksek ihtimal hocam, onu da söyleyelim. Tuğcan yine kalede olacak. Evet. Dolayısıyla Cihangir'in o telaşı beni biraz ürküttü.
Gençlik Gücü'nde geriye çekildiği anda Cihangir takımı gol atabilecek oyuncular var. Özgür Ongun, Boateng ve diğer Debola oyuncular. Evet. Bunlar çok tehlikeli oyuncular. Bir de Debola süratli bir oyuncu. Yani süratli bir oyuncu. Cihangir savunmasını yıpratabilecek, tabii, evet, yıpratacak bir isim olabilir. Gününde ise özellikle tabii ki Debola iyi bir oyuncu. Zor bir karşılaşma olarak görüyorum. Ben Cihangir'in son hafta Esenteve maçında 90 dakikanın genelinde çok iyi oynamadığını söyleyebilirim. Çünkü Esenteve gerçekten kötü bir günündeydi. Kötü bir takım olarak gördüm. Öyle bir takıma karşı baskı oluşturabilin. Ama son 10 dakikada Esenteve'nin Cihangir karşısında yarattığı o korku dolu, evet, anlar beni biraz Cihangir konusunda ürküttü, doğrusunu söylemek gerekirse. Gençlik Gücü buna müsaade etmez. Dolayısıyla Gençlik Gücü'nün sanki biraz daha kazanmaya yakın taraf olarak görüyorum ben Cihangir karşısında, ama Cihangir belki Esentepe'yi küçümsemiştir, olabilir, her şey olabilir, futbolda böyle şeyler olabilir. Gençlik Gücü maçını daha dikkatli oynayabilir, tıpkı Yeni Cami'ye benzetiyorum ben Cihangir'i. Ciddiye aldığı karşılaşmaları kazanma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaz gibi geliyor bana. Eğer ciddiye alırsa Cihangir'in de kazanabileceği bir maç. Ama ciddiye alması lazım. Peki hocam, şimdi 21 yaş altından dolayı kalede Toygar Hoca'nın Tuğcan'ı, evet, tercih ettiği söyledi zaten hoca kendisi de geçtiğimiz hafta radyoda. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yani şu anda tam Esentepe'yi birazcık daha hani ligdeki konumuna baktığımızda Gençlik Gücü maçında ben ya da çıkabilirim 21 yaş altında o riski alabilirim, ama Gençlik Gücü maçında bu riski almak sadece 21 yaş altı için. Şimdi tabii ki hoca açısından da baktığımda 21 yaş altı futbolcusu ve performanslarının istediği düzeyde olmadığı için bu tercihi kullandığını söyledi. İşte Doğan ve Ergün var zaten 21 yaş altı. Ali düzeldi. Ali'yi de kullanmak istiyor hoca. Kaleciden yana kullanması 21 yaş altını. Sonuçta Türkan da yeni kendisi tarafından transfer edilmiş. İstenmiş bir kaleci. Formsuz bir dönemi olabilir Türkan'ın. O yüzden mi bilemem. Ama hocanın söylemesi 21 yaş altında orada, evet, okumamış. Yani hocanın söylediğidir o. Benim için nihai karar. Yani doğru olan benim tahminim değil, hocanın tahminidir. Gençlik Gücü maçında da aynı yapar mı? Tuğcan tabii Esentepe karşılaşmasında çok böyle genç bir kaleci. Elinden geleni yapmaya çalışan, hı-hı, bir kaleci. Zaten çok da zorlandığını söyleyemeyiz. Yani, evet, öyle 90'dan top çıkardı, ondan top çıkardı da güven tazeledi. Çok pozisyon olmadı. Çok pozisyon olmadığı için Esentepe son 10 dakika içinde çok da fazla gelemediği için. Ama tabii ki futbolcularla yatıp kalkan, futbolcularla daha uzun süre vakit geçiren kişi Toygar Hoca. Toygar Hoca Türkan'ın da performansını mutlaka takip ediyor. İtmanlardaki performansını takip ediyor. Tuğcan'ı geçen hafta oynattı. Memnun kalmış olabilir. Gençlik Gücü maçında da bir denemiş olabilir. Bir hatası olmadı zaten Tuğcan. Olmadı. Tabii ki hatasız oynadı. Milli maçta da oynadı Tuğcan. Evet. Dolayısıyla bu moral... Aslında yani Tuğcan son 8-10 dakika girdi. Şey toplarında, özellikle yer toplarında gayet, evet, başarılı bir belki kaleci. Bu moral motivasyonla Tuğcan'la devam etmeyi düşünebilir Toygar Hoca diye düşünüyorum. Ama tabii ki Gençlik Gücü forvetleri biraz daha fazla zorlayacak, evet, Cihangir savunmasını. Bu anlamda çok iyi kararlar vermesi gerektiğine inanıyorum. Belki birkaç hafta Türkan'ı dinlendirmeyi düşünüyor, evet, hoca. Sonuçta Türkan çok iyi bir kaleci ve yedek kaldığında düzelebileceğini de düşünebilir. Veyahut da hakikaten 21 yaş altı olarak kalecisinden yana kullanmak isteyen Toygar Hoca'nın açıklaması da bu yönde olduğuna göre. Siz de olsanız kullanır mıydınız hocam o zaman? Size sorayım. Yani Gençlik Gücü maçında biraz risk olabilir. Çünkü Gençlik Gücü forvetleri kaleyi yoklayan bir forvet. 18'in dışından kaleye uygun bölgelerden devamlı şut atan bir takım. Gençlik Gücü'nün futbol anlayışı biraz farklı diğer takımlarımızdan. Ligde bulunduğu konum belki çok iyi bir konum değil gibi geliyor ama her maçından neredeyse Gençlik Gücü'nün gol var.
Yani attığı goller var. Bir de tabii hocam aklıma geldi. Şu anda biliyorsunuz lig başladığında Türkan Gençlik Gücü'ne transfer olacaktı. Evet. Sonra son dakika karar değiştirerek Cihangir'e gitti. Acaba bunun da etkisi olabilir mi? Yani Gençlik Gücü karşısında Türkan'ı kullanmak istemesi. Çünkü hala daha tepkili olduklarını düşünüyorum ben Gençlik Gücü'lülerin. Tamam, Gençlik Gücü taraftarı Türkan'a ne yapabilir yani? Ne diyebilir? Hayır, yani tabii ki şiddetten bahsetmiyorum. Anladım, da yani moral motivasyonu düşürücü. Çünkü sonuçta olan olay biliyorsunuz yanlış bir olaydı. Biliyorum da yani. Doğal olarak herkes tepkili olabilir hala daha. Yani Türkan gibi bir kaleci bence ve diğer oyuncular da bence tribünlerden gelecek olan sözlü saldırılara karşı kulaklarını tıkamasını bilmeleri gerektiğine inanıyorum ben. Ama bu yüzden oynatır mı oynatmaz mı da bunun kararını tabii ki Toygar Hoca verecek. Bu da üçüncü bir sebep olarak hani atlamayı. Olabilir. Belki tabii koruma açısından, oyuncusunu koruma açısından da düşünebilir Toygar Hoca. Ama tabii ki yarın göreceğiz kalede kimin oynayacağına. İki takıma da başarılar dileyelim. Ben şunu da söyleyeyim yalnız bu konuyla ilgili olarak. Ben Ergün'ü bir maçta izledim. Belki sonradan oyuna girdi. Hı hı. Çok da sırıtan bir futbol ortaya koymadı ki Ergün veya Doğan gibi oyuncular her ne kadar da formsuz olsalar dahi Esentepe karşısında ilk 11'i zorlayabilecek oyunculardır. Çok zorlu, özellikle Doğan çok daha fazla süre almıştır Cihangir'de. Bilmiyorum yani ben belki Türkan'la ilgili bir tasarruftur diye düşünüyorum daha fazla her ne kadar da. Ya ben de Toygar seninle aynı fikirdeyim hocam. Toygar Hoca bazı şeyler söylemiş olsa da 21 yaş altında oynatacağım, kaleciden yana kullanacağım dese de bence bir tasarruf kullanıyor orada. Ben Doğan'ın ve Ergün'ün Cihangir'de oynamayacak oyuncular olduğuna inanmıyorum. Ya da bu iki... Sakatlık makatlık yoksa tabii ki. Yok, sakatlık yok hocam. Sakatlık yok. Başarılar dileyelim. Tabii ki son karar teknik adamlarındır. Başarılar diliyoruz iki takıma da ve Gönyeli Çetinkaya maçını konuşalım. Ligin flash takımı Gönyeli 2 haftadır hocam düşüşe geçti. Çetinkaya da aynı şekilde düşüşte. 2 mutsuz takım diyelim. Bu hafta karşı karşıya gelecekler. Nasıl bir maç olur? Vallahi üzüntüler paylaştık sonra azalırmış. Evet. İki mutsuz takım mutsuzluklarını. Berabere mi kalsınlar o zaman? Mutsuzluklarını, o zaman buradan şöyle berabere kalıp birer puanı paylaşsınlar gibi. Mutsuzluklarını sahada dökecekler. Hangisinde daha fazla kalırsa o bir kez daha mutsuz olarak stadı terk edecek. Bu başta ben beraberlik beklemiyorum. Gönyeli'de tabii Çetinkaya için bir şey söylemek istemem. Mutlaka onların da ekonomik sıkıntıları vardır ama Gönyeli'de gerçekten kadro olarak dar bir kadro ve ekonomik sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yani bir dayanışma gecesi yaptı Gönyeli takımı. Ben o dayanışma gecesinde belki gelmeyenler oldu ama gelmedikleri için ödemeleri gereken parayı ödediklerini ama geceye katılamadıklarını biliyoruz. Belki ekonomik olarak bir nebze olsun Gönyeli yeni yönetimi, Ömer Arabacıoğlu başkanındaki yönetim, o gecenin maddiyatından memnun ayrılabilir. Ama katılım olarak memnun değildiler. Çünkü biz Gönyeli'den bahsediyoruz. Ben her zaman Gönyeli için şunu söylerim. Gerçekten süperlik, Gönyeli'siz süperlik düşünemem ben. Hele bir de statlarının açıldığını düşünelim. Evet. Gönyeli'de maç izlemek, orada maç oynamak gerçekten büyük bir keyiftir. Bunları bir kenara koyduktan sonra çok önemli problemler yaşadığına inanıyorum ben Gönyeli'nin. Ve Gönyeli'nin başarı biraz bunları unutturmuştu aslında hocam. Tamam da son iki hafta evet, sıkıntılar oldu. Sakat oyuncular, bir de yaş problemi var Gönyeli'de. Yani futbol adına yaşlı bir takım gibi geliyor bana. Özellikle bazı bölgelerde oynayan oyuncular için. Sakatlandıkları anda da bu oyuncuların sakatlıkları uzun sürüyor. Bir de kadro geniş olmayınca bu eksiklikler kendini gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar da var. Ben Gönyeli'nin her geçen hafta biraz daha olumsuz sonuçlar alacağına inanıyorum. Yani ilk haftalardaki o ligdeki o müthiş mücadele yavaş yavaş yerini daha böyle yavaşlayan bir mücadeleye verecek diye düşünüyorum. Çetinkaya'yı biraz daha farklı, galibiyete yakın görüyorum ben bu yüzden. Bu da ilginç hocam. Yani Gönyeli tekrar çıkış arayabilir. Yani denk güçlerin ben açıkçası Sapri denk ama, olduğunu Sapri'nin olmaması, Sapri'nin olmaması bence önemli bir eksik. Onun dışında Forley dönüyor. Cezası vardı galiba. Ama bilmiyorum yani nedir durumlar orada. Gönyeli'de biraz sıkıntılar var. Çetinkaya sıkıntılarını çok fazla belirgin yapmıyor. Beraberlik veya Gönyeli ağırlıklı gibi olabilir. Görüyorum ben bu maçı. Olabilir. Süremiz çok azaldı. Tamam. Doğan Türk Birliği Lefke hocam. Bu maçı izleyeceğim.
İki takım da mutsuz. Onlar da mutsuz. Lefke son iki hafta kaybetti. Evet. Kendi evinde Türk Ocağı'na mağlup oldu. O daha başka bir skor. Doğan Türk Birliği Yeni Cami'ye mağlup oldu. Zirve mücadelesinden uzaklaştı. Umutları tükendi mi? Bence tükenmemiştir. Henüz tükenmemiştir tam anlamıyla. Ama işleri gerçekten zordur. Ben Doğan Türk Birliği'nin kendi sahasında Lefke'ye karşı biraz daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki Lefke'nin de artık toparlanması gerektiğine hocam inanıyorum. Hocam zaten Lefke kaybederse ve rakipleri kazanırsa kendisini bir anda işte onu da düşünerek, bayağı altlarda bulabilir da düşünerek, Lefke ve sıkıntılı. Vallahi Yeni Cami maçından sonra, Lefke Türk Ocağı maçından sonra haftayı nasıl geçirdiğidir önemli iki takım açısından. Doğan Türk Birliği o travmadan kurtulursa ve tekrar lige dönüş yapar. Orada Doğan Türk Birliği'nde Ahmet Sönmez yok. Çetin Kaya'da Abbas yoktu, onu da söyleyelim. Evet, bunlar önemli eksikler evet. Tabii ki. Dolayısıyla kendi sahasında olduğu için biraz avantajlı görüyorum ben Doğan Türk Birliği'ni. Ama Lefke de kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir. Evet. Söylediğim gibi Türk Ocağı maçının travmasını atlattılarsa, problemler yoksa, çünkü Lefke'de de ufak tefek problemler var tahmin ediyorum. Bunlar olduğu müddetçe oyuncu huzursuz olur. Zaten istedikleri sonuçlarda gelmeyince bir takımın çöküşü daha kolay olur. Dirençleri kırılır. Güzel bir maç bekliyorum. Ben de izleyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya Gençler çıkacak. Gençler Birliği, Merit Alsancak, Yeşilova hocam. Kim kazanır? Ya da vallahi Merit Alsancak, Yeşilova'nın geçen haftaki o güzel galibiyetinden sonra Gönyeli gelmiştir yanılmıyorsam. Gençler Birliği karşısında zorlanacağını çok fazla tahmin etmiyorum. Zaten Yeşilova çok farklı bir takım. Diğer takımlara göre daha problemsiz bir takım. Yani ekonomik olarak en önemli sorunlardan bir tanesi odur. Başka problemler olabilir ama ekonomik problemi aşarsa bir takım, tabii o yöneticilerin özverili çalışması. Geçtiğimiz hafta Merit Alsancak, Yeşilova teknik direktörü Şenol Bulat. Evet, Şenol hocamızı kesinlikle paravanlık yok. Ben takımın başındayım. Görev benimdir. Benim dediğim olur diyor hoca. Biz de saygı duyuyoruz. Mutlaka yani paravanım mı diyecek zaten sonuçta olsa bile hayır, demez. Hayır, şiddetle olabilir. Olsa demez tabii ki, onu konuştuk hocam da şiddetle karşı çıktı. Hatta sözlerine bu konuya açıklık getirmek isteyerek başladı. Mutlaka çünkü çok konuşuldu, evet. Çok tartışıldı. Sosyal medyada onun üzerine başka teknik adamlar yazdılar. Ben bunun yanlış olduğuna inanıyorum. Söyledim. Evet. Yani yanlış oldu. Yani sosyal medyada başka teknik adamların Şenol Can Bulat aleyhine yazı yazmalarının yanlış olduğunu söylüyorum zaten ben. Zaten kime ne? Yani buna kulüp karar verir kimin geleceği. Federasyonun Antrenörler Derneği'nin bu konudaki girişimi olmadıktan sonra yasal boşluktan herkes yararlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu kişinin kişiliksizliğiyle ilgili değildir. Belki de Şenol Can Bulat gerçekten söylediği gibidir de takımın tek sorumlusudur. Benim öyle bir iddiam da yoktur. Dolayısıyla Yeşilova'nın kadro olarak da iyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir beden eğitimi öğretmenidir. Şenol Can Bulat iyi bir öğretmendir. Dolayısıyla meslektaşsınız hocam. Mutlaka başarılı bir arkadaşımızdır. Mutlaka toparlayıcı olacaktır. En azından insandır yani. İnsan. Yani insan, iyi bir insan profili çizmemiz gerek. İyi bir insandır. Evet, iyi bir insandır. Evet, hocam, bizim oyuncularımız da iyi bir insanlıktan anlayan çocuklardır. Yeşilova'nın kartosuna güveniyorum ben. Doğrusunu söylemek gerekirse. O zaman Yeşilova'yı avantajlı görüyorsunuz. Mutlaka. Gençler Birliği karşısında. Bir de yönetim iyi çalışıyor ya. Yani gerçekten iyi çalışan bir yönetim vardır. Ekonomik sıkıntısı olmayan bir takımlarımızdan bir tanesidir. Evet. İki takıma da başarılar dileyelim. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte karşınızda olmayı umuyoruz. Sporla dolu bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.